İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın kararnamesi. David Babayan, Artsakh'ın Azerbaycan içinde tek bir geleceği olabilir. Nüfusun azalması, yıkım ve soykırım. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh toprak ve hukuk açısından Batı Ermenistan'ın sorumluluğundadır. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Nahçıvan ilçesi. Batı Ermenistan'da uygarlık tarihine ışık tutan 3 yeni mezar daha bulundu. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Bilgi Günü'nü kutluyor. Dünyanın en eski halısı Ermeni halısıdır. Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles ve bölgesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu'nun kurulması ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Los Angeles şehri ve bölgesindeki Fahri Konsolosluğu'nun atanması ile ilgili olarak sayı 93, 24 Ağustos 2022. Batı Ermenistan Devlet Başkanı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı için Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve bölgesinden yapılan başvuruların sayısındaki artışı dikkate alınarak 12 Mart 2014 tarihli 16 sayılı kararname dikkate alınarak, Anayasanın 77. maddesi dikkate alınarak kararname. Madde 1. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve bölgesinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu kurmak. Madde 2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Los Angeles Fahri Konsolosu olarak Arman Giragosyan'ın atanması. Madde 3. Bu atamanın 2 yıllık bir süresi vardır ve uzatılabilir. Madde 4. Karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yayınlanacaktır. Garin, 24 Ağustos 2022. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun kurulması ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Buenos Aires Başkonsolosluğu'nun atanması ile ilgili 24 Ağustos 2022 tarihli No. 94 karar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı. Arjantin'de Buenos Aires'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nden vatandaşlık başvurularının sayısındaki artışı dikkate alarak 12 Mart 2014 tarihli 16 sayılı kararname dikkate alınarak, Anayasanın 77. maddesi dikkate alınarak kararname. Madde 1. Arjantin'in Buenos Aires şehrinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu kurmak. Madde 2. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Buenos Aires Başkonsolosluğuna Guillermo Alessandro Caramagna'nın atanması. Madde 3. Bu atamanın 2 yıllık bir süresi vardır ve uzatılabilir. Madde 4. Karar Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi gazetesinde yayınlanacaktır. Karin, 24 Ağustos 2022. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan Facebook sayfasında bir paylaşımda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Hacıyev, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin bir ülkenin vatandaşları olarak yan yana yaşayabileceğini belirtti. Her şeyden önce Ermeniler ve Azeriler bir ülke içinde yaşayabilir ancak o ülke yalnızca üçüncü bir ülke olabilir. Örneğin Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve gibi. Benzer örnekler çok var. Ama Azerbaycan her şeyi öyle yapıyor ki üçüncü bir ülkede bile Azeriler Ermenilere düşmanca davranıyor ve bunu çeşitli ülkelerde görüyoruz. Ancak bu durumda söz konusu Artsakh ve Azerbaycan ise biz Azerbaycan'ın bir parçası olamayız. Çünkü Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tek bir geleceği var. Nüfusun azalması, yıkım ve soykırım. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vestin Armenya TV'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Artsakh'taki mevcut durumla ilgili Batı Ermenistan'ın bakış açısını sunarak Artsakh'ın Batı Ermenistan'ın sorumluluğunda olması nedeniyle hukuk alanında mücadeleye devam ettiklerini kaydetti. Azerbaycan'ın işgal altındaki Şuşi şehrinde düzenlenen ve Minsk Grubu Eş Başkanları Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız Büyükelçilerinin katılmayı reddettiği uluslararası konferansa da değindi. Devlet Başkanı Abrahamyan yine Batı Ermenistan ile ilgili olan bu konferansa katılmama nedenlerini ayrıntılı olarak analiz etti. Ardından 28 Eylül'de düzenlenecek konferansa atıfta bulundu ve ilgilenen yapıları bu konferansa katılmaya davet etti.
Genel olarak Nahçıvan eyaleti ve aynı adı taşıyan şehir, Batı Ermenistan tarihinde önemli bir yere sahiptir. Neolitik dönemden beri Nahçıvan kenti yakınlarında bir tuz madeni kullanılmaktadır. Enolitik çok katmanlı Kültepe yerleşimi, Astapat köyünün eski yerleşim yeri ve diğer önemli tarihi yerler, insanın Nahçıvan şehri ve ilçesi topraklarında uzun süreli ikametgahının ve onun asırlık kültürünün en iyi tanıklarıdır. Erken Orta Çağ kaynaklarında geçen Nahçıvan adı daha sonra Nahiçevan olarak geçmektedir. Antik dünya ülkelerinin transit ticaret yollarının merkezinde yer alan Nahiçevan, eski çağlardan beri Ermeni halkının önde gelen sosyal, siyasi ve kültürel merkezlerinden biri olmuştur. Eski tarihçi Moses Horenatsi'nin aktardığı bilgilere göre, eski Ermenistan'ın üst düzey hanedanlarından biri olan Mazbetunilerin mülkleri ve iktidarı Adırpatakan'dan Çıvaş ve Nahçıvan'a kadar yayıldı. Nahiçevan, diğer komşu ilçeler gibi 1828 yılına kadar Selçuklu ve Tatar Moğollarının, Perslerin ve Türklerin egemenliğine girmiş, birçok yangın ve tahribata maruz kalmıştır. Batı Ermenistan'ın Dikranagert, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Neolitik dönemin izlerini taşıyan Çayönü höyüğünde yürütülen arkeolojik kazılarda sandık tipi 3 yeni mezar gün ışığına çıkarıldı. Mezar içerisindeki cesedin korunması amacıyla yapılan dolgu, antropolog ve arkeologlarca hassasiyetle süpürülerek incelenecek. Göçebelikten yerleşik yaşantıya, avcılık ve toplayıcılıktan üreticiliğe geçip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan höyük, yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi içinde büyük önem taşıyor. 1964 yılında başlatılan, 1991'de güvenlik nedeniyle ara verilen arkeolojik kazılar, Profesör Doktor Aslı Erim Özdoğan'ın başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. İçinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı kafataslı yapı, mozaikli yapı, terrazzo binasının gün ışığına çıkarıldığı höyükte ilki geçen yıl bulunan sandık tipi mezarın bu yıl yenilerine ulaşıldı. Profesör Doktor Özdoğan gazetecilere iki farklı zaman dilimine yönelik çalışma yürüttüklerini, bunların çanak çömlekli neolitik ve ilk tunç çağı olduğunu belirtti. 1 Eylül Ermenistan Cumhuriyeti'nde Bilgi Günü olarak kutlanıyor. Bugün tüm eğitim kurumları kapılarını binlerce öğrenciye açıyor. Yüzyıllar boyunca bilgi ve eğitim, kültür ve gelenekler açısından zengin Ermeni halkının tarihine büyük katkı sağlamıştır. Ermeni halkının pek çok çocuğu, bilgi ve meslekleriyle dünyanın çeşitli bilim dallarında çığır açmış, tarihte eşsiz ve yeri doldurulamaz olarak kalmıştır. Kendi alfabesi olmayan birçok millet varken, 405 yılında Mesrop Maştot sayesinde Ermeni halkı kendi alfabesine kavuşmuştur. Eğitim ve bilgi, milletini, vatanını, tarihini ve haklarını daha derinden tanımasına, mesleki tercihinde daha doğru yol bulmasına, uluslararası arenada kendi ülkesinin vatandaşının haklarını daha yetkin bir şekilde savunmasına yönlendiriyor. Ve böylece Batı Ermenistan, Ermeni halkının bilgi gününü kutlar, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Eğitimsiz ve bilgisiz hiçbir Ermeni kalmamasını diler. Dünyanın en eski halısı Ermeni kökenlidir. Sibirya'daki mezarlardan birinde M.Ö. 5. 3. yüzyıllara tarihlenen bir halı bulundu. Tanınmış bir halı uzmanı olan Ulrich Schurman, halının Ermeni nakış işleme tarzı ile karakterize edilmesi nedeniyle halının Ermeni olduğunu düşünüyor. Ermitaj uzmanları da aynı sonuca vardılar ve halının ipliklerinin Ararat Vadisi'nde oluşturulan Vortan Garmir boya ile boyandığını belirtiyorlar. Halı çift düğüm tekniği İranlıların Armani Baf dediği yani Ermeni işi olarak kabul edilir. Benzer dokumalar Garmir Bulur ve Areni Mağarası gibi antik Ermeni yerleşimlerinde de keşfedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arpi tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zepurun Nıman adlı eseri sunuyoruz. Zepurun
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.